deprem çok kompleks bir olay. Fayların yerlerini çok net biliyoruz. Zaman noktasında gün tabii ki veremiyoruz. Yani gün vermek, zaman vermek çok doğru değil. Peki gün, saat, zaman ya da depremle ilgili olacağına dair bilgi bize ne elde ettirir? Yani toplum olarak bize ne kazandırır? İnsanlık olarak ne kazandırır? Maddi anlamda ne kazandırır? Bir tane örneği vardır. 60'lı yıllarda Çin'de gerçekleşen. Bakın bütün dünyada tek bir örneği vardır. Günler öncesinden deprem uyarısı yapılıp insanlar dışarıda tutularak ...gerçekleşen bir deprem sonrasında can kaybı çok çok sınırlı olmuştur. Onun dışında dünyada başka da bir örneği yoktur. Yani gün bazında, saat bazında bu bağlamda bir yaklaşımda bulunarak deprem tahmini. Eğer siz bunu yapamıyor iseniz depremin nerede, ne zaman, nasıl olacağının hiçbir önemi yoktur. Hele de Türkiye koşullarında. Türkiye'nin arazisi çok genç araziler. Çoğunlukla genç alüvyal düzlükleri olan verimli topraklar. Siz eğer o verimli topraklar üzerindeyseniz, fayın uzağında da olsanız bilin ki... Ki mutlaka ve mutlaka deprem sizi etkiler, binanızı yıkabilir. İşte asıl cevap verilmesi gereken şey bu. Depremin fayın nerede olduğu, ne zaman olacağından ziyade binanızın depremde ayakta kalıp kalamayacağı sorusunu bizim gündemde tutmamız gerekiyor. Çünkü çok uzakta da olsak binalarımız yıkılıyor. Peki neden yıkılıyor? İki tane sebepten. Bir, yanlış yer seçimi. İkincisi de binanın imalatı ile ilgili sorunlar. Doğru yeri seçersek, iyi mühendislik hizmetiyle binamızı yaparsak, faya yakın da olsak bizim gerçekleşecek deprem sonrasında hayatta kalmamız, hatta binamızın hiç hasar almamasını sağlayabiliriz. İşte bunun da ön koşulu sürekli olarak doğru yer seçimi, binaların iyi mühendislik hizmeti alarak yapılması ve tabii ki kontrol, kontrol, kontrol.